Arkadaşlar herkese iyi haftalar. Şimdi oldukça önemli bir haftayı geride bıraktık. Zira bildiğiniz üzere hem Amerika'da hem de bizde merkez bankaları karar haftasıydı. Şimdi tabii özellikle Amerika tarafı hani çok merak ediliyordu ve verilecek olan mesajların çok büyük önemi vardı toplantı sonrasında. Şimdi bir kere zaten yani 50 bas puanlık bir hani indirim zaten biraz hani beklentilerin genel beklentilerin de belki biraz hani ötesindeydi yani diye düşünebiliriz. Ama hani burada da en azından Fed yönetiminin Başkan Powell'ın söylediği şey yani sene sonuna kadar aslında hani iki toplantı hani daha kalıyor. Dolayısıyla hani biz şimdiden bir hani 50 bas puan hani yapmış olalım gibi bir mantıkla hareket edildiği hani söylendi. Şimdi ilk bakışta tabii hani bu biraz daha belki yani yumuşak bir söylem olarak algılanabilir hani 50 bas puanlık indirim. Ama sonrasında basın toplantısındaki ifadeler yani biraz daha şahin tondaydı onu hani söyleyebiliriz. Şimdi aslında orada söylenen şey çok net hani enflasyon tarafında hala hani riskler var. Hani dolayısıyla da hani bir şekilde oraya da dikkat ediyor olacağız ve hani datalara gelecek olan datalara da mutlaka dikkatli bir şekilde bakıp inceleyeceğiz gibi hani bir şey var, bir ifade var. Şimdi dolayısıyla yani 2024'ün geri kalanı ve 2025'i planlarken de hani bu mantıkla biraz hani hareket etmek gerekecek. Şimdi genel beklentiler kalan iki toplantıda faiz indirimlerinin devam edeceği yönde hani 50 devam eder mi? Hani onda çok bir kesinlik yok ama en azından 25-25 devam etmesi söz konusu olabilir. Ya baktığımız zaman yani yılın ilk çeyreğinde de 2025'in ilk çeyreğinde de yani benzer bir durum aynı şekilde 25-25 devam edebilir ama sonrasında muhtemelen artık her çeyrek bazında belki 25 bas puan olmak üzere 2025'i tamamlayabileceğini ben düşünüyorum Fed'in. Şimdi dolayısıyla hani burada bir hani yekün çıkartırsak yaklaşık 3-3,5 aralığında bir hani faiz seviyesiyle karşılaşıyor olacağız. Ama tabii hani buradaki riskler nelerdir her zaman için olduğu gibi ve hani Powell'ın da söylediği gibi gelecek olan dataya göre hareket edilecek ve yani özellikle hizmet tarafındaki, hizmet enflasyon tarafındaki risklerin burada dikkate alınması gerekiyor. Şimdi bize geldiğimiz zaman hani bizde de aslında bir indirim beklentisi yılın son çeyreği itibariyle oluşmuş durumda. Burada tabii öncelikle hani Fed'in aksiyonunu beklemek doğru bir hareket çünkü nihayetinde hani dünyada hani sıkılaşma varken hani bizim de hani benzer şekilde hareket etmemiz tam tersi bir gevşeme söz konusuysa da bizim bundan belki bir faydalanmamız hani söz konusu olabilir. Yani bu o anlamda Fed'in hareketi hani bir pencere açmış görünüyor açıkçası bizim Merkez Bankamız için de. Dolayısıyla benzer aksiyonu yılın geri kalan toplantılarında hani beklememiz hani mümkün. Sonrasında da hani açıklamaların çok değişeceğini ben zannetmiyorum. Paralellik arz edecektir hani Fed'in verileriyle ve açıklamalarıyla. O da nedir? Evet yani sonuçta bu iş yani dataya bakılması gereken bir iş. Yani gelen verilerle birlikte değerlendirilmesi gereken bir nokta. Dolayısıyla bizim Merkez Bankamız da hani benzer hareketi gösterecektir diye düşünmekteyim geri kalan toplantılarda. Hafta sonu birkaç önemli gelişme vardı. Hani sizlerin de muhtemelen takip ettiği özellikle TCMB'nin yani Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'nun bazı aksiyonları hani oldu. Şimdi baktığımız zaman hani TL zorunlu yani çok basitleştirerek anlatırsak TL zorunlu karşılık oranlarında artış tam tersi işte yabancı para zorunlu karşılığın TL tutulan kısmında azalış olmak üzere hani birbirini böyle biraz daha hafif nötrleyen diyeyim tamamen nötrlemiyor tabii de bir düzenleme hani gerçekleşti. Yaklaşık 70-80 milyar belki hani piyasadan likidite çekilişi olacak ki hani bunu da belki faizleri hani belli bir noktada tutmak, mevduat faizlerini belli bir noktada tutmak adına belki bir etkisi olabilir ki Merkez Bankamız da bu nedenle hani bu hareketi yapmış gibi görünüyor. Onu da belki olumlu hani algılamak gerekli. Yani bir de hani bir faiz indirim beklentisi vesaire de varsa hani onun öncesinde de bir takım düzenlemeler yapılmasını yani normal yani karşılamak gerekiyor. Bir de BDDK tarafına baktığımızda da hani kredi risk ağırlıkları ki hani bankaların sermaye yeterliklerini hesaplamada kullandıkları işte kredi risk ağırlıkları var. Özellikle bireysel ve konut kredilerinde bu ağırlıkların
düşürüldüğünü görüyoruz. Bunun anlamı şu, bankalar hani bu krediler için daha az sermaye tutmak zorunda kalacaklar ama nihayetinde bu kredilere konmuş olan hani büyüme limitleri devam ediyor. Şimdi dolayısıyla hani burada yani söylenmeye çalışılan şey, evet hani birazcık yani sermaye tarafı rahatlayacaktır bankaların ama hani öyle çok önemli bir hani genişletici etki gibi de algılamamak hani gerekiyor bunu. Daha sonra belki genel belki datalara bakılacak, belki enflasyon oranlarına bakılacak, ona göre belki bu limitlerde de gevşeme olabilir ama hani şu anda biraz genel olarak hani bankalara pozitif etkili hani olabilecek bir durum gibi göze çarpıyor açıkçası. Onun dışında belki bir tüketici güven endeksinden bahsetmek lazım. Geçtiğimiz haftanın son hani günü açıklanan, yani az da olsa iyi gelişmeler var orada. Yani aslında iki şeye bakmak lazım. Bir hani halkının mevcut durumdaki beklentisi ki bir bunun hani gelişimi. Bir de gelecek 12 aylık döneme ilişkin hani beklentisine bakmamız gerekiyor. Bu ana datalarda, ana kalemlerde baktığımızda hani hafif iyileşmeler hani söz konusu. Yani burada tabii yani geçmiş datalara da baktığımızda aslında özellikle hani kurun çok hareketli olduğu dönemlerde vesaire hani bunun bu datanın aslında orada bir sinyal verdiği görülüyor. Yani yani eğer ki kurun hareketli olduğu bir döneme denk gelecek olursak burada hareketlilikler göze çarpıyor geçmiş datada. Şimdi dolayısıyla şimdi öyle bir durum yok açıkçası ve dolayısıyla hafiften bir hani toparlanma eğilimine girdiğini söyleyebiliriz. Tabii tek bir datayla hani bir şey söylemek, kesin bir şey söylemek çok mümkün değil ama hani mevcut durumda gelen datayı olumlu algılamak gerekiyor. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.